Merhaba, İzmit Düş Bahçesi Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Eda Kayan ben. Bu yıl 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'na Delicious English, Lezzetli İngilizce adlı projemizle katılıyoruz. Projemizde İngilizce öğretmenlerimiz Ayfer Karahasan ve Zahide Ersoy da aktif olarak rol aldı. Şimdi sizlere projenin çıkışı hakkında bilgi vermek istiyorum. İngilizce ders kaynaklarında food, fruit ve vegetables konusu oldukça sınırlı şekilde işlenmekteydi. Biz de öğrencilerimizin yiyecek konusuna ne kadar ilgili olduklarını gördüğümüz için konuyu biraz daha geniş kapsamda ele alabileceğimizi fark ettik ve bu yüzden Delicious English projemizi geliştirdik. Hem kazanım hedeflerimize hem de listening, speaking, reading and writing gibi skills başlıklarıyla örtüşecek pek çok etkinlikler planladık. Projemiz 4. sınıflarımız için geliştirildi ancak ardından ne kadar verimli olduğunu gördüğümüz için 3. sınıflarımıza da uyguladık. Proje için planladığımız etkinliklerden bahsetmek gerekirse 3 ana başlıkta topladık bu etkinlikleri. Birincisi Reading and Writing Activities, daha sonra Speaking Activities ve öğrencilerimizin çok sevdiği Fun Activities şeklinde planladık. Reading and Writing aktivitelerinde Mint Punctuation, Food Idioms, Riddles, Poems, Ice Cream Adjectives, Oreo Writing Activities ve Sequencing Adverbs and Recipe Writing aktiviteleri planladık. Speaking aktivitelerinde ise Food Stand, What's in My Lunchbox, Show and Tell, Poster Presentation, Portfolio Presentation to Parents ve I am the Chef in the Kitchen adlı speaking aktivitelerini planladık. Özellikle kendisini çekingen hisseden ve İngilizce konuşmada birazcık daha geride duran öğrencilerimiz için özellikle kendi mutfaklarında, kendi ortamlarında konuşma pratiği sağlayan bir etkinlik olan I am the Chef in my Kitchen adlı projemizin çok verimli olduğunu gözlemledik. Fun Activities bölümünde öğrencilerimiz çok keyif aldılar. Onlardan bahsetmek gerekirse Tongue Twisters About Food adlı projede yiyecek ve içecekler ile ilgili söylenmiş tekerlemeleri öğrendiler ve her ayın sonunda Tongue Twister Challenge düzenledik. Daha sonra Traditional Food About Different Countries etkinliğinde sushi, pizza, waffle gibi yiyecekleri görüp ve bunu servis yapan restoranlara geziler düzenledik. Five Senses and Food adlı etkinliğimizde ise 5 duyu organlarımızla yiyecek ve içecekleri tahmin etme etkinlikleri düzenledik. Drawing Idiom Pictures and End of Year Exhibition etkinliğinde ise öğrendiğimiz yiyecek ve içeceklerle ilgili idiomları resimleyip sene sonunda da onları çok güzel bir sergiyle velilerimize ve misafirlerimize sergiledik. Şimdi projemizde kullandığımız birkaç örnekten size bahsetmek isterim. Tongue Twister'larımız çocuklarımız için çok keyifli demiştim. Örneğin Ice Cream, You Scream, You All Scream for Ice Cream, Lucy Loves Lemon and Lime ya da I Saw a Kitten Eating Chicken in the Kitchen tekerlemelerini çocuklarımız çok sevdi ve birbirleriyle yarış yaptılar. Idioms About Food çalışması öğrencilerimizin günlük hayat İngilizcesini öğrenmeleri açısından oldukça verimliydi. Örneğin It's a Piece of Cake, Apple of Someone's Eye, Couch Potato, Cool as a Cucumber ve Icing on the Cake gibi deyimleri öğrenmeleri öğrencilerimiz için oldukça keyifli bir çalışma oldu. Oreo Opinion Writing etkinliği ise öğrencilerimizin en sevdiği etkinliklerden bir tanesi oldu. Burada Oreo kelimesinin baş harflerini öğrencilerimizin fikirlerini daha geniş şekilde ifade etmeleri için akılda kalıcı şekilde kullanmasına yardımcı olduğunu gördük. Örneğin Opinion, Reason, Example ve Opinion Again yani fikrini söyle, sebep göster, örnek ver ve tekrar fikrini söyleyerek cümleni tamamla şeklinde bir çalışmamız oldu. Örneğin, I like eating pizza more than eating hamburger because you can put all you want on your pizza. For example, you can put onion, tomatoes, mushroom, black olives, corn, extra cheese on your pizza. That's why pizza is better. Örnek bir çalışma. Projemizin ölçme ve değerlendirme çalışmalarını summative ve formative assessment şeklinde tamamladık. Örneğin portfolio presentation ve tongue twister challenge gibi etkinliklerin yanında idiom quiz ve progress testi yaparak ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Delicious English projemizde hedef kazanımlarımızın tamamına ulaştığımızı gördük. Bu proje hedef kitlenin yaşına ve ilgi alanlarına göre çeşitlendirilebilir ve farklı gruplara da kullanılabilir.